Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyenlerim, Ariflerin izinde hikmet yolculuğuna devam ediyoruz inşallah. Rabbimiz kendilerine hikmet ihsan buyurduğu, ikram ettiği o hakimler kervanının inşallah peşinde yürümeyi, onlarla beraber olmayı, hikmetlerden nasip almayı hepimize nasip etsin diye yüce dergahından niyaz ediyoruz. Bugün İbn Ataullah el-İskenderi Hazretleri'nin ömrümüze bir bereket verilmesi niyazıyla yine berekete dair bir hikmetini paylaşmış olacağız. Der ki İbn Ataullah, رُبَّ عُمْرٍ اِتَّسَعَتْ اَمَادُهُ وَقَلَّتْ اَمْدَادُهُ وَرُبَّ عُمْرٍ قَلِيلَةٌ اَمَادُهُ كَثِيرَةٌ اَمْدَادُهُ مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي عُمْرِهِ اَدْرَكَ فِي يَسِيرٍ مِنَ الزَّمَنْ مِنَنِ اللّٰهِ تَعَالَى مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الدَّوَائِرِ الْعِبَارَةِ وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِشَارَةِ. Şöyle tercüme edilebilir Hazretin bu hikmeti. Öyle uzun ömürler vardır ki manevi feyiz ve bereket yönünden nasipleri pek azdır. Yine öyle ömürler de vardır ki belki kısadır ve fakat manevi ihsan ve ikram bakımından çok büyük bereketlere mazhar olmuşlardır. Ömrü kendisine bereketlendirilen kişi az bir zaman içinde Allah Teala'nın öyle lütuf ve ihsanlarına erişir ki bunları ne sözde ifade etmek mümkündür, ne de işaretlere sığdırmak imkan dahilindedir. Muhterem dostlarım, değerli dinleyenlerimiz, şu kazanç ve kaybetme diyarı diyebileceğimiz dünya hayatında hiç şüphesiz bize ikram edilen en önemli sermayemiz ömrümüzdür. Cüneyd-i Bağdadi Kuddüs-i Sırruh der ki, dünya hayatının bir günü benim için ahiretin 1000 yılından daha hayırlıdır. Zira bu dünyada kaldığımız sürece hayırlı ameller işlemek ve kazançlarımızı artırmak mümkündür. Bu alemden göçtükten sonra ise artık böyle bir fırsatımız olmayacaktır. Evet, dünyanın bir günü, bir anı, bir saati önemli. Gerçek arifler, yani hakikaten akıllı insanlar, her nefesin bir sermaye olduğunun farkındalar. Onlar nefeslerini diri ve bereketli geçirmenin derdini taşımışlar. Onun derdine düşmüşler. İnsan vardır, yıl yıl yaşar belki, bu yıl şunu yapayım der sadece. İnsan vardır, ay ay yaşar. İnsan vardır, hafta hafta yaşar. Yani onun hayat planlaması, zaman planlaması hafta hafta taksim edilmiştir. Yine insan vardır, gün gün yaşar. İnsan vardır, saat saat yaşar. İnsan vardır, nefes nefes yaşar. İşte sermayenin zayi olmaması, İsrafa düşülmemesi, ömrün boşa geçmemesi anlamında insanın kendi bu ana sermayesine bakması önemlidir. Yani onu değerlendirmesi önemlidir. Uzun ömürlü olmak çok yaşamak mıdır? İlk etapta belki evet denebilecek bir soru budur. Diğer bir ifadeyle her uzun ömür süren kimse sonuçta kazançlı mı çıkar? İşte İbn Ataullah'ın hikmeti burada bize gerçeği gösteriyor. Ne demişti? Öyle uzun ömürler vardır ki manevi feyiz ve bereket yönünden nasipleri pek azdır. Yani içi boş. Yıllar geçmiş ama azıkta bir şey birikmemiş.
torbada bir şey birikmemiş. Ahiret kesesine bir şey atılmamış. Ebedi hayat anlamında bir şey efendim ele geçmemiş. Yani 90 yıl yaşamış, 100 yıl yaşamış, 120 yıl yaşamış. Fakat bütün ömrü topluyorsunuz, terazide bir şey yok. Demek ki bu insanın belki ömrü uzun olmuş ama ömrün bereketi olmamış. Yine öyle ömürler vardır ki der İbn-i Ataullah, belki kısadır ve fakat manevi ihsan ve ikram bakımından çok büyük bereketlere mazhar olmuştur. İşin sırrı demek ki berekette. Yani ömrümüzün, amellerimizin, işimizin ve hatta bize lütfedilen her şeyin özüne bırakılan o hususi rahmette, ilahi ikramda. Rabbimizin işlerimizi kolaylaştırıp bizi en hayırlı olana yönlendirmesi anlamındaki tevfik nimetinde, işin sırrı burada. Yani Cenab-ı Hakk'ın size o ömrün içinde verdiği berekette. Biri bin yapan tasarrufunda yani. Berekete nailiyet sırrında kula ait niyetlerin, yönelişlerin, mücahedelerin ve gayretlerin hiç değeri yok mudur? Elbette vardır. Vardır ama ilahi ihsanların yani ilahi fazl ve mevhibelerin yanında adeta yok gibidir. Yok gibidir ve fakat çok değerlidir. Kulun bir adımına Mevla'nın en az 10 adımla karşılık verdiği düşünülürse ya da sizin bir güzelliğinize Allah'ın en az 10 karşılık verdiği düşünülürse, Hakk'ın bereket hazinelerinin açılmasında kulun bu cüz'i irade ve gayretlerinin bir anahtar vazifesi gördüğü söylenebilir. İçimizdeki, yüreğimizdeki o istekler, işte elin kıpırdaması, ayağın kımıldaması, efendim bir şekilde gayrete soyunulması ne bereketli sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Belki hakikaten ömre verilecek bereket ve feyzin hazinelerinin o kapısının anahtarı bu irade-i cüz'iyemizde ve Rabbim bize verdiği iktidar ve istidat ölçeğinde gayretimizde saklı. Öyleyse hiçbir şey anlamsız değildir muhterem dinleyenlerim. Fakat her tohumun külli iradedeki nasibinin farklı farklı olduğunu da bilmek gerekir. Bu itibarla berekete ulaşmak için var gücümüzle gayrete soyunmalı ve fakat nasipleri çoğaltacak olanın da ancak Yüce Allah olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Nice tohumlar var, işte efendim, tane farelerine yem olur. Başını yemyeşil gün yüzüne çıkarma şansı elde edemez. Nice tohumlar var, ilahi rahmet inmeyince toprağın bağrında çürür gider. Onlar nasiplerdir işte. Öyleyse hem tohum atılacak hem de ilahi rahmet beklenecek. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre Nuh Aleyhisselam kavmi arasında 950 sene kaldı. Onları hak ve hakikate davet etti. Fakat kendisine inananların sayısı ancak bir gemiyi dolduracak kadardı. O zamanki gemiyi de düşünülecek olursa kim bilir kaç kişi içine almıştır. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellemin ise 23 yıl gibi çok uzun olmayan tebliğ süresinin sonunda 150 bin kadar sahabisi imanla şereflenmişti. Nasiplerin bu dağılımında zahiren yüzlerce efendim sebep ve hikmet sayılabilirse de bu fotoğrafta görülen hakim renk ilahi ikram ve ihsanın her bir kula farklı farklı lütfedilmesidir denilebilir. Öyleyse berekete ulaşmak için Rabbin fazlından yani herhangi bir amel karşılığı olmayan hususi ikram ve ihsanından niyazda bulunmalı, talepte bulunmalıdır. Zira tavsiye edilen de budur. Buyurur ki Rabbimiz Nisa suresi ayet 32'de
Allah'ın kiminizi kiminizden üstün kıldığı hususları temenni edip durmayın. Yani ona verilmiş bana da verilsin tarzında temenniler, efendim bunun temennilerle ömür geçirmeyin diyor Cenab-ı Hak. Erkeklere kazandıklarından bir pay, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Siz Allah'ın fazlından yani karşılıksız ihsan ve ikramından isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir. Siz Allah'ın fazlından isteyin. Gayret edin. Üzerinize düşeni yapın. Yüreğinizde güzel güzel niyetler oluşsun, azimler oluşsun, iradeler oluşsun. Bu iradeleri sadece yürekte tutmayın, davranışa soyunun, amele soyunun, amellere soyunun, gayretlere soyunun. Ama şunu bilin ki sizin niyetlerinizi, amellerinizi büyütecek olan, bereketlendirecek olan ancak ilahi rahmettir, ilahi hidayettir, ihsandır, ikramdır. Öyleyse onu da Allah'tan istemeyi asla ihmal etmeyin demektir. İnsan sayı gayretinin sonucunu mutlaka görecektir. Cenab-ı Hak öyle buyurur. İnsana ancak çalıştığı vardır. Çalıştığının karşılığını da mutlaka görecektir buyurur Rabbimiz. Allah hiçbir kulunun hiçbir amelini asla zayi etmeyecektir. Öyle zayi etmeyecektir ki muhterem dostlarım zerre bile hesaba katılacaktır. Zerre. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir ifadesi var. Der ki Allah için sen bir adım at da boşa giderse ben gavur olayım der. Ben kafir olayım. Boşa gitmez. Çünkü zerreleri hesaba katan ince bir terazi var. Hakkın terazisi. Bu Yüce Rabbimizin koyduğu temel bir kanundur. Yani sünnetullah'tır. Fakat bereket ayrı bir sırdır. Elbette gayretinizin karşılığını göreceksiniz. Ama bir de onun bereketi dediğimiz Rabbin ihsanı ve ikramı vardır ki o ayrı bir sırdır. Bir güzel davranışa 10 misliyle karşılık verilebildiği gibi 700 misliyle ve hatta daha fazla da karşılık verilebilmektedir. Rabbimiz bunu müjdeler bize. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu hakikat çok defa tekrarlanır. Kimilerine Allah görünüşte kısa bir ömür vermiştir. Fakat ona büyük bir bereket lütfetmiştir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri 1058 yılında doğmuş, 1111 tarihinde de vefat etmiş. 53 yaşında Hakk'a göçmüş bir zat. Şu alemde 53 sene yaşamış. Bu büyük alim İslami ilimlerde öyle bir seviyeye erişmiştir ki birçok alanda Gazali'den önce ve Gazali'den sonra diyerek ilimler tarihinde sınıflamalar yapılmıştır. İmam-ı Nebevi'nin hocası Tiflisi'nin verdiği bilgiye göre Gazali'nin yazdığı eserlerin sayfa sayısı ömrüyle kıyas edilince her gününe 40 sayfa düştüğü görülmüştür. Nasıl bir bereket? İmam Zehebi'nin Seyyidül Muhaddisin yani hadis alimlerinin efendisi diye isimlendirdiği İmam-ı Nebevi 1234'de doğmuş, 1277 tarihinde miladi olarak vefat etmiş bir zat. Bu da 43 yaşında vefat etmiş. Bakınız 43 yıllık bir ömür. Bu kısa ömrüne rağmen İmam-ı Nebevi hadis ve fıkıh ilminde eşine az rastlanan bir berekete nail olmuştur. Bugün İslam dünyasında en fazla okunan ve ezberlenen hadis kitabı diyebileceğimiz Riyazu's Salihin, bu zatın İslam ümmetine miras bıraktığı onlarca eserinden sadece biridir. El-Ezkar diye bir eseri var mesela. O da çok ilim ehilleri tarafından, ilim ehlince kıymet verilen bir eserdir. Hatta denilmiştir ki, Bi'iddar feşteril eskar. Arkadaş aklın varsa git evini sat bir tane eskar kitabı satın al. Denilecek kadar sevilen bir eser olmuştur. Belki Arapçada
yazılıp da dünya dillerine çevrilen en başta gelen eserlerin bir tanesi Riyazu Salihin'dir. Bu zatın eseridir. Nasıl bir bereket? 43 yıl şu alemde yaşayacaksınız ama kıyamete kadar bereketiniz devam edecek. Nasıl bir ihsan? Tasavvuflularının dört büyük kutbundan biri olarak kabul ettiği ve Desukiye tarikatının piri kabul edilen İbrahim Desuki Hazretleri, o da 1235'te doğmuş, 1277'de vefat etmiş. Yani şu fani alemde 43 senelik bir ömür sürmüş bu zatta. Bu da tasavvufta, arifler nazarında ama dört büyük kutuptan birisi sayılabilecek bir keyfiyete erişmiş, bir irfana erişmiş, bir hikmete erişmiş. Fakat zahiren bu kısa ömrüne öyle bir bereket iksiri lütfedilmiştir ki, bu zatta hala söz ve halleriyle irşadını devam ettirmektedir. Yine altın silsilenin kolbaşlarından Halid-i Bağdadi Hazretleri, 1778'de doğmuş, 1827'de vefat etmiş, aşağı yukarı 50 yıllık ömrüne onun da öyle bereketler sığmıştır ki, İslam dünyasının birçok bölgesine ilim, irfan ve hizmet, irfan hizmeti taşıyan 90 kadar kamil halife yetiştirebilmiştir. Ülkemizdeki mesela Anadolu coğrafyasındaki nakşi kollarının, nakşi terbiye ocaklarının hemen hemen neredeyse tamamına yakını Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin yetiştirdiği halifeleri vasıtasıyla efendim ülkemize gelmiştir. Ülkemizi beslemiştir. Beslemeye devam etmektedir. Yani 50 yıllık bir ömür efendim ama kıyamete kadar devam edebilecek bereketli bir yol bırakabilmek. Bu da Cenab-ı Hakk'ın işte ömre verdiği feyiz ve bereket örneklerinin önemlerinden biridir. Yılların, ayların, günlerin ve hatta anların bereketlenmesi, işte ömürlük dava bu. Bir günün içine belki bin gün sığdırmak. Mümkün mü? Allah'ın izniyle evet. Yani bir gün, bin gün olur mu? Olur efendim. Büyüklerin tayyi zaman dedikleri, yani zamanın dürülmesi, bereketlenmesi dedikleri halin bir yansıması da belki böyle tecelli etmektedir. Bir geceye bin aydan daha fazlasını sığdıran Allah için bu söylenilenler elbette zor değildir. Mevlam nasıl Leyle-i Kadri bin aydan daha hayırlı ve bereketli bir gece diye bize niteliyor, tavsif ediyorsa, bu nevi bereketlerin olabileceğine işaret ediyorsa, Rabbimize güç, zor, hiçbir şey yoktur. Ebu Abbas el-Mürsi, Kuddises-i Ruh buyurur ki, bizim her anımız bir Kadir gecesidir. Şu ufka bir bakmalı ve belki huzurunda saygıyla eğilmeli. Her anını Kadir gecesi gibi bereketlendirebilmek, bereketli bilebilmek, bu ayrı bir gönül ufkudur muhterem dinleyenlerim. Allah işte böyle niyetler korsa bir müminin gönlüne, efendim o ömür bereketlenir. O gönülden çıkan o güzel niyetlerle oluşan ameller bereketlenir. Bir Allah adamının güzel bir ifadesi var. Der ki Allah niyete göre zaman içinde zaman yaratır. Önemli olan demek ki yüreği büyütebilmek, yürekte yeni yeni güzel güzel niyetlerin doğmasına efendim vesile olabilmektir. Eğer niyet sahih olur ve hakikaten gönülde ciddi anlamda yer tutarsa Allah o niyeti gün yüzüne çıkaracak zamanı da kuluna lütfeder. Buradan bu çıkar. İşte niyetler zamanı bereketlendiren en önemli sırlardan biridir. Bir başka sır,
Yine bir arifin ifadesiyle kurbiyet arttıkça, yani kulun gönlü, kalbi Allah'a yaklaştıkça zamanı bereketlenir. Öyle buyuruyorlar. Kurbiyet, ilahi yakınlık arttıkça zamanda da bereket artar. Ayet-i kerimede Rabbimiz ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma te'uddun. Rabbinizin katında bir gün sizin saya geldiğiniz bin yıla eşittir buyurur. Allah katında bir gün bin yıla eşit. Öyleyse Hakk'ın katında adeta mukarrepler safında yer tutan kulların bir günü başkalarının bin yılına bedel bereketlerle dolabilir. İşte niyet deyince böyle niyetler belki Cenab-ı Hak yüreklerimizde doğursun efendim. Küçük düşünmemeli. Ulvi himmet sahibi olmalı. Büyüklerin tavsiyesi bu. Ancak niyetler de sadece temenniden ibaret kalmamalı. Bir şey temenni mi, niyet mi bunu öğrenmek istersek, o iş sadece içeride bir düşünce olarak kalıyorsa, o bir temenniden ibarettir, hayalden ve vehimden ibarettir. Diğer bir ifadeyle insanın kendini kandırmasıdır. Ancak niyetler ne zaman azme dönüşür ve fiille, amelle efendim kendini gün yüzüne çıkarmaya başlarsa, işte o niyetler biiznillahü teala meyveli bir ağaca dönüşecek demektir. Kulu bereketlendirecek demektir. Efendim söze bereket verilirse asırlar geçer de unutulmaz. Tatlı bir ırmak gibi uğradığı her gönlü diriltir ve neşelendirir. Gök kubbede çınlar durur tabiri caizse. 18. asır dinler, 19. asır dinler, 21. asır dinler, 21. asır dinler. Belki kim bilir, 500. asır da dinler. Ve o su, kaynağı kesilmeyen bir pınar gibi, uğradığı her yeri yeşillendirir gider. Cenab-ı Hak mala bereket lütfederse, şu fani alemde nice dertlere çare olur, bir sadakayı cariye halinde kıyamete kadar akar da akar. Mal var, çöpe gider. Mal var, unutulur gider. Toprağın derinliklerinde kaybolur gider. Ama mal var, yemişli bir ağaç misali sürekli bereketli hizmetlere vesile olur. Yine Yüce Rabbimiz irşat ve tebliğ hizmetine bereket verirse kıtalar aşar, asırlar aşar ve nice yürekleri nurlandırır ve zifiri karanlık yolları aydınlatır da aydınlatır. Bakıyorsunuz bir Allah adamının sözü konuştuğu dilden alınıyor, belki 50 dile, belki 60 dile, 70 dile, 80 dile çevrilerek bütün insanlığa bir dirilik iksiri olarak ikram ediliyor. İşte nasıl bir sözdür, nasıl bir berekettir bu? İşte ömür böyle böyle bereketleniyor. Böyle böyle yerden gökten dualara erişiyorsunuz. Allah'tan bereket talep etmek lazım. Hem sözümüze, hem amelimize, hem işimize, hem hayatımıza. Bereketten mahrumiyet, ilahi feyizden nasip alamamaktır. Bu ise sermayenin kâra geçememesi ve hatta belki kaybolmasıdır. Ömür sermayesini hüsrana mahkum etmemeli. İman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiye ile Rabbin bereket hazinelerine yönelmenin derdine düşmelidir. Cenab-ı Hak Asır suresinde insanın kayıpta olduğunu ifade eder. İnsan kayıptadır der. Ancak
imanla, salih amelle, hakkı ve sabrı tavsiye etmekle bu kaybını efendim önleyebilir, kâra geçebilir buyurur Rabbimiz. Kurtuluşun ancak bunlarla sağlanabileceği, kaybın ancak böyle efendim bir şekilde telafi edilebileceği gerçeğine dikkat çekilir. Rabbimizin bereket hazinelerine yönelmenin derdine düşmek gerekir dedik. Nasıl olacak bu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, Allah'ım ümmetimin erken vakitlerine bereket ver. Böyle dua eder sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse seherden başlamak üzere güneş doğuncaya ve belki hatta kuşluk vaktine kadar o alanı, o anları, dakikaları, nefesleri daha dolu dolu yaşamanın gayretine girişmek gerekmektedir. Özellikle seher vaktinden başlamak üzere kuşluk vaktine kadarki alanda insan eğer sermayeyi uykuya verirse akşama kadar da bereketten mahrum kalır. Esner de esner. Kendine gelemez. Akşam olur, bir şey yapamadık der. Gerek maddi işlerimizde, gerek manevi işlerimizde sabahın bereketi hiçbir yerde bulunmaz. Hiçbir anda bulunmaz. Bu önemli. İkincisi, Allah'ın verdiği aklı ve gönlü aktif ve diri tutmalı. Eğer gönül gafletteyse insan faydalı işlerle meşgul olamaz. Gönül Allah'la diriltilirse ancak o zaman o gönülden faydalı, bereketli işler zuhur eder, niyetler ortaya çıkar. Zira Allah'la beraber olmayan gönül nefisle ve şeytanla beraber olur ki ondan ömre bereket getirecek hayır çıkmaz. Bu bakımdan bütün ömrünü bereketlendiren kimselere bakılacak olursa aklını ve gönlünü diri ve uyanık tutan kimseler olduğunu görürüz. Tembellikten ve acizlikten Hakk'a sığınmalı. İnsana Allah sıhhat vermiştir, boş vakit vermiştir, kıymetini bilmez. Bir daha o vakitlere erişemeyeceğinin de farkına varmaz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tembellikten ve acizlikten sürekli Allah'a sığınmıştır. Atıl batıl bir kenarda durmak insanın kendisine zulmetmesidir. İnsanın kendine zalim oluşu böyle bir şeydir. Saati nimet bilip rastgele yaşamamalı. Hakikaten lüzumsuz, malayani diye ifade edilen insanın dünyasına ve ahiretine faydası dokunmayan şeylere nice nice vakitler verilmekte ve heba olup gitmektedir. Öyleyse kolumuzdaki, duvardaki saatin kıymeti bilinmeli, dakikaların hesabı yapılabilmelidir. Boş söz ve işlerden yüz çevirip, dünya ve ahirette bize faydası olacak iş ve amellere yönelmek gerekir. Bir diğer konu, bir iş, bir amel bitince diğer bir iş ve amelle dinlenme yolunu seçmeli. Avara avara oturarak, gezerek değil, hakikaten mutlaka faydaya çevirebilecek bir niyetle, yeni yeni amellerle, davranışlarla, ibadetlerle, gayretlerle, çalışmalarla anlarımızı bıkkınlık oluşmadan değerlendirebilmeliyiz. Ehem mühim sıralaması yapıp manevi kazancı artırmanın elbette yolunu bulmalı. Yani nefesleri tüketirken de akıllı bir tüccar gibi düşünebilmeli. Bütün bu sebeplere sarılmakla birlikte sebeplere değil, bereketin kaynağı olan Rabb'e güvenmeli ve her daim söz ve amellerimizi O'nun fazlını istemeye birer vesile kılmalı.
Çünkü biz aklımızla, gayretimizle, efendim idrakimizle, kalbimizle kazanacağımız her şey sınırlıdır. Ancak her şeyin hazinesi kendi katında olan Rabbin lütfu daha büyüktür. Onun rahmeti daha büyüktür. Öyleyse biz o küçük gayretlerimizi o büyük hazinenin açılması için vesile kılmaya gayret etmeli ve Rabbin niyazına durmalıyız. Rahmetini istemeliyiz diye düşünüyorum. Muhterem dinleyenlerim, Ariflerin İzinde Hikmet Yolculuğu 30'a aşkın program çerçevesinde hep İbni Ataullah el-İskenderiye Hazretleri ile devam etti. İnşallah bundan sonra bir diğer arifimizin, hakimimizin efendim hikmetleriyle devam edecek. Yunus'la devam edelim arzu ediyorum. Gönlüme Yunus Emre düşüyor. Bu toprakların bağrından çıkmış arif insan. Onun sözleriyle gönüllerimizi inşallah damla damla Rabbimiz feyizlendirir de yine o hakimin hikmetinden istifade etmiş oluruz diye ümit ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.